Ülkemizde bir kesim kısa yoldan voley vurup paralanırken çoğunlukta ekmek parası için paralanıyor vallahi. Merhaba. Yine dünyanın en ilginç bölgelerinden birinde yeni bir belgeselle karşınızdayız. Her gün birbirinden ilginç olayların yaşandığı bu topraklarda ekmek parası sözünün ayrı bir önemi var. Kadına neden bu kadar tehlikeli bir işte hiçbir önlem almadan çalıştığını sordum. Ekmek parası kurban. Bu insanların %90'ı ekmek parası dedikleri şey için çalışır çabalar. Burada bu kadar tehlikeli bir iş yapmaktan çekinmiyor musunuz? Neden yapıyorsunuz bu işi? Ekmek parası. Sadece büyükler. Bu topraklarda çocuklar da bu ekmek parası denilen kavram için yaşarlar ve her türlü tehlikeye göğüs gererler. Muallim, selam söyle amcana muallim. Ulan ben size kaç kere kurdum maceti? Bir lira, gidin! Daha çok küçük olmana rağmen böylesine tehlikeli işler yapıyor. Ekmek parası abla. Bu insanların pek azı uğrunda her türlü tehlikeyi göze aldıkları, canlarını hiçe saydıkları ekmek parası denilen şeye ulaşmayı başarırlar. Gördüğünüz gibi bütün hayatlarını uğrunda feda ettikleri ekmek parasını kazanmış olmak da onların kaderlerini değiştirmez. İlgisizliğin, bilgisizliğin kol gezdiği, insanların kendinden başka hiç kimseyi ve hiçbir şeyi düşünmediği bu topraklar herhalde ekmekten insanların öldüğü tek yer. Biz bu topraklarda yaşayan insanların ne durumda olduklarını, ekmeğe bile üç kağıt karıştırılacak kadar çivisi çıkmış olduğunu bildiğimiz için belgesel süresince hiçbir şey yemedik. Ekmek bile. Sadece gördüğünüz gibi suyla idare etmeye karar verdim. Lütfen alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. Bu karanlık, bu kafayla gidersek gelecek günlerimizin nasıl olacağını göstermektedir.